saat başında rakamlara ve haberlere baktık. Şimdi ben ve yatırıma gidiyoruz. Orada yurt dışı piyasalar uzmanı Yunus Yurtbakan olacak karşımıza. Yunus Bey, hoş geldiniz. Merhabalar güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani borsalar beni yanılttı. Son bir saat içerisinde tekrar kırmızıya dönmüşler. Hem Avrupa hem ABD kırmızıda. BIST 100 güne biraz yasal başlamıştı. Tekrar orada da %1 gibi bir kayıp görüyoruz. Önce endekslerle başlayacak olursak, bugün içerisindeki bu fiyatlamayı nasıl yorumluyorsunuz? Çin'in faiz indirimi sonrası yaşanan pozitiflik sanki hafta kapanışına doğru biraz daha tekrar bizi negatif tarafa çekiyor gibi. Sizin yorumunuz nedir? Aynı fikirdeyim. Zaten bir önceki yayınlarımızda da aynı konularda konuşmuştuk. Burada Çin'in yaptığı hareket ben buradayım demektir sadece. Yoksa piyasayı çok fazla kurtaracak bir hamle değildir. Bunda herkes farkında. Borsalarda pazartesi günü sert düşüşten sonra bir miktar tepki alımlarının gelmesi doğal. Hatta son günlerdeki o Çin'deki alımların hükümet desteğiyle olduğuna dair haberler de gelmekte. Tabii ki bu toparlamalar kısa vadeli olması bekleniyor. Farkındaysanız S&P vadeli hala 2000 üzerine tam aşabilmiş değil. DAX 10.000 üzerinde çok fazla tutunamıyor. Hala aslında orta vadeli bizim düşüş beklentimizin nedeni de bu. Bunlar bir nevi aslında piyasada kısa vadeli tepki hareketleridir diyebiliriz. Peki Yunus, bir de kur özelinde biraz konuşalım istersen. Şimdi haftaya enflasyon verisi gelecek. Ondan öncesinde Merkez Bankası'ndan biz geçtiğimiz hafta kulislerde yükselen olağanüstü faiz artırımı gelir mi sesi birazcık düştü gibi. Nasıl yorumluyoruz? Yani hem içerideki dinamikleri enflasyonu beklerken, hem Merkez Bankası bir sürpriz faiz artırımı yapar mı onu düşünürken. Öte yandan da tabii ABD'den gelen datalar var. Tüm bu seviyelerle birlikte dolar TL'de gerçekten sizin için kısa ve orta vadede beklentiler nasıl şekilleniyor? Dolar Türk Lirası'nda hani kısa vadeli bir durulma var. 2.90 ile 95 bandı arasında biraz daha haberleri beklemekte diyebiliriz. Biliyorsunuz Fed Eylül ayına dair faiz artırma ihtimali azaldı ama piyasalar hala Aralık veya 2016 başlarında olabilir endişesini korumaktadır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası niye çok fazla müdahale etmedi veya biraz daha beklemeyi tercih etti? Bunda birçok yorum yapılabilir ama en azından şunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın en büyük hamlesi faizdir. Ve bunu hani son çare kullanmayı tercih edecektir. Öncelikle Fed'in hamlesini görmeli, ondan sonra hareket etmelidir. Eğer bu hamleyi şimdi kullanırsa ileride kullanacak çok fazla bir enstrümanı kalmadığı için dolar TL çok daha kötü durumlara maruz kalabilir. Bundan dolayı Merkez Bankası biraz daha beklemeyi tercih ediyor. Ama bu tabii ki bir şey yapmayacak anlamına gelmez. Hala sadeleştirmeyle beraber gizli bir faiz artışı orta vadede beklenebilir. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Yurtbakan'a. Ve hem de yatırımdan yurt dışı piyasalar uzmanı Yunus Yurtbakan'ı dinledik.